Evet. Birazdan katılayım. Teşekkürler. İnternetimde bir problem yok değil mi? Yayın temiz mi? Onları bir kontrol edelim. Yazarsanız çok sevinirim. Teşekkürler. Bekliyorum Can. Hadi. Hadi çalışalım. Acaba yayın yoksa tekrar açıp bağlanayım mı? Bir yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Bir çıkacağım. Sanıyorum bir teşekkür ederim. Ama şey sorun yok. Tamam, teşekkürler. Teşekkür ederim. Süpersiniz. Sağ olun. Güzel mesajlarınız için de. Can'ı bekliyorum. Can Tınalı. Şimdi birazdan bağlanır herhalde. Çok teşekkürler. Onun mesajını kaçırmamak için bekliyorum. Zeynep Şirin merhaba. Çok teşekkürler arkadaşlar. Can. Sinancığım, bugünkü ders tam senlik. Biraz ısınma ve kondisyon yapacağız. Çok teşekkürler Burcu Hanım. Şey yapacağız yani, biraz plank işte, biraz karın, biraz sırt, biraz boyun esneme. Güzel sakin bir ders olacağını düşünüyorum. Evet, geldi. Can. Merhaba. Ne haber Can canım? İyi canım, senden ne haber? İyidir, sağ ol. Hoş geldin. Hoş bulduk canım benim, hoş bulduk. Biz de Gümüşlü'ye gittik şimdi. Evet, aynen, Gümüşlük'tesiniz. Evet. Evet. Ama farklı bir durum yok. Burada da her şey aynı. Değişik bir durum yok ama bale dersleri şahane geliyordur diye düşünüyorum. Umuyorum. Bana da iyi geliyor. Herkese de iyi geliyor sanıyorum. Bir şekilde birbirimize destek ve güç olsun istediğim için böyle sevdiğim arkadaşlarımla da öğretmenlerimle de paylaşmak istiyorum. Hem de birbirimizi görelim, morallerimizi yükseltelim diye. Aynen, şahane. Aynen Can canım. Ne yapıyoruz bugün? Önce biraz ısınacağız. Biraz stretch. Sonrasında birazcık plank. Bayağı klasik. Birazcık eski kafa olsa da hala faydasını gördüğüm sınavlar ve mekikler. Ne varsa eskilerde var zaten. Aynen. Ondan sonra belki bu TRX'i bir tanıtırız. Tamam. Bu da faydalı oluyor. Tabii. Bir de belki sonuna doğru, ya artık evde çok fazla insanlar televizyon, telefon, kitap gibi şekilde
takıldıkları için bir şekilde boyun hareketsiz kalıyor ve boyun fıtığı, boyun düzleşmesi gibi şeyler çıkıyor ortaya. Bende bir tutan birazcık ağrı var. Onun iyi gelen bir takım hareketler var. Onları da paylaşırız herkesle diye düşünüyorum. Tamam, harika. O zaman başlayalım çalışmalara. Evet, bu yorumlar nereden kapanıyor? Ben kapatıyorum. Onu kapatınca, sen kapatınca benimki de mi kapanıyor? Evet arkadaşlar, yorumları kapattım. Bak şimdi bitti. Tamam, süper. Telefonunu galiba şöyle birazcık indirmen gerekir. Tamam. İndir biraz daha. Biraz daha. Yeri görelim. Evet. İyi midir? İyidir, çok iyidir. Süper, tamam, aynen şahane. Görebiliyoruz. Herkese iyi dersler. Tamam, hadi başlayalım. Aynen. Şöyle başlıyoruz. Ben bir hareketi gösterip sonra tekrarını yapmayalım. Beraber ilerleyelim istiyorum. Tamam. Normalde bu egzersize de yürüyerek başlayalım istedim ama öyle bir mekanımız yok. Olduğumuz yerde yürüyerek başlıyoruz şu anda. Tamam. Aynen. Süper. Evet, bir dakika dizleri yukarıya doğru çekerek devam edebiliriz. Bu arada sesin iyi mi İlke? Çok iyi. Daha iyi. Nefes almayı unutmuyoruz arkadaşlar. Aynen. Ve omuzları ve önden arkaya doğru yavaş yavaş daire yapmaya başlıyorum. 2, 3, 4, 5. 6, 7 ve tam tersi arkadan öne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sağ kol önden arkaya dairemeye başladım. 3, 4, 5, 6, 7. Biz ve sol kol geldi, sol. 2. Nefes al. 4, 5, 6. Yukarıya doğru uzatıyorum ve stretch, çek yukarı kendini, çek ve başımı kollarımın arasından geçirdim, aşağıya doğru bakıyorum ve ellerimi yukarıda açtım, dizim diye her yer, diz bacaklar paralel, başımın tepesinden başlıyorum ve aşağıya doğru yuvarlanıyorum. Ve bir yedeyim. Bırak kendini aşağıda. Koltuktan başını bırak. Hafif hafif sallanabilirsin. Hadi geleyim. Ve şimdi midemden başlayarak yavaş yavaş yukarıya doğru toparladım. Kollarımı hala bırakmış vaziyetteyim. Başımı bıraktım. En son başım gelecek. Ve tekrar dediğim yukarıya stretch. Yukarıya bakıyorum. Ve bu kollarımdan geçirdim. Aşağı bakıyorum. Yukarıya. Ellerimi pliye. Başımdan tekrar aşağı doğru iniyorum. Duvardan olarak indim. Dizlerim ayak uçlarıma doğru bakıyor. Sağa sola sallan tekrar. Ve şimdi bu pozisyonda aşağıdayken pliye, aşağı doğru yön pliye ve dizler düz. Ve tekrar pliye ve düz. Ve pliye. Ve düz.
toparlanıyorum diyeler. En son başım kalacak. Evet, biraz bacaklarımı açtım. Açtığım yerde hafif diye kalçayı dışarıya doğru ittim. Kasıklarını rahatlat, sağa sola gez. Kasıklarına nefes al. Ve aşağı bıraktım kendimi tekrar. Ve şimdi iki elimle sağ ayak bileğimi tutuyorum. Arkadaşlar, gidebildiğiniz yere kadar lütfen bedenlerinizin sınırlarını belirleyerek, kendinizi sakatlamadan gittiğiniz yerde, gidebildiğiniz yerde kalın. Orada nefes alıp vermeye devam edin lütfen. Ortadan geçtim, diğer bacağa gittim. Ve tekrar ortaya geldim. Dizleri tekrar kırdım, kalçaları dışarıya. Tekrar mideden başladım. Yuvarlanarak yukarıya kalkıyorum. Derine son baş geldi. Evet, salla kolları bacakları. Elimle başımı hafif aşağıya doğru indiriyorum. Aşağıya doğru baskı yapmıyorum. Sadece elimi de sağ tarafa yatırdım. Ve çapraza çok hafif bunlar arkadaşlar. Ve sol el tekrar öne hafif. Her seferinde nefes alıp verin lütfen. Her nefeste birazcık daha uzadığınızı hissedin boynunuzu. Evet, çapraz. Bıraktım. Hafif daha ayrı baş. İnle boynunu. İyi misin Elke? Çok iyiyim. Şahane. Evet, hatta geliyorum. Tamam. Birazcık plank yapalım istiyorum. Şu an biraz zaten kırmızı düşünüyorum. Evet. Şu kamerayı bir istediğim gibi ayarlayamadığım için. Tamam değil. Ben sinir oldum. Neden yapamadım acaba? Şöyle bir minimal bir ayarı var ve ben galiba başardım. Tamam. Oldu mu? Evet. Evet. Daha iyi oldu. Tamam. Evet, mata giyiyorum. Omuz genişliğinde ellerim. Evet. Açık. Buradan önce ayaklarını geriye doğru, sanki topuklarında bir şey ileri itiyormuşsun gibi. Önce sol. Uzatıyor muyum Can? Evet, uzatıyorsun. Önce sol. Sonra diğerini yana aldım. Bir şekilde belim aşağıda değil, yukarıda da değilim. Değişik hareketlerde bunları yapabiliriz. Şu an yukarı burası. Burada bir 10 saniye durmaya çalışıyorum. Boyun bir şekilde yukarıya doğru kaldık değil, aşağı doğru gömülü değil. Ve
iştah kombinasyonu ve aşağı yukarıya inişle seri gösterisi. Tamam. Esasında iştah pozisyonu. Tamam. Aşağıda bir sınava iniyorum. Ve bir ve iki. Tamam. Sağ dirsek koydum. Sol koydum. Hı hı. Sağ dirsek kalktım. Sol dirsek. Ve tekrar yaptım. Ve tekrar dizi peki şöyle arkadaşlar, lütfen dikkatli çalışalım. Full yapamazsanız eğer dizlerinizi kırın. Sadece yarım beden aynı hareketi yapabilirsiniz. Tamam mı? Aynen. Okey. Evet, çıkıyorum hazır. Hadi. Evet, şimdi. Peki. Dirsek, yukarı, tut, tut, koy, ve geri gel. Tamam. Nasıl önce? Var çok, mı sorun? Çok iyi. Sadece dikkat edilmesi gereken birkaç bir şey hatırlatayım arkadaşlara. Evet. Bu her, nerede duruyorsanız dizde ya da ayaklarınız düz de olsa dirseğinizi koyarken ağırlığınızı transfer ediyorsunuz ve çok dikkatli bir şekilde dirseği koyduktan sonra şimdi dirsekten itmeniz gerekiyor ve öteki eli de tekrardan itmeniz gerekiyor ki bütün beden çalışmaya devam etsin ve sakatlanmayalım diye. Her seferinde transferleri hissederek yapıyoruz. Okey. O basit planda aynı zamanda yani vücudumuzda çalışmayan çok az maddeli grubu var. Her yer çalışıyor diyebiliriz. Hı hı. Birisi gibi gökte de durarak her zaman senin de söylediğin bir şeydir o. Neydi? Maksimum güç, minimum neydi? Hep söylerdin sen. Neydi acaba? Maksimum güç, enerji. Minimum enerji. Minimum performans, maksimum güç. Maksimum kontrolsüz güç, güç değildir. Tamam. Evet. Tekrar bakayım. Bacaklı bir tane göstereceğim. Bunda arka bacaklarınız şimdiki kollarımızın yaptığı gibi tek tek havalı ve bunda altların ve yüz kırık bölgesi çalışıyor aynı zamanda. Çalışıyor. Tekrar gösteriyorum. Mantığım bunlar dirsekteyim. Bunu da söyleyeyim. Koyduğunuz zaman omuzlarınız hiçbir zaman vücudunuzdan geri değil. İdeal olabilir. Hı hı. Pozisyonum bu. Ve? Ve sağ bacak yukarı. Hı. İndi. Sol bacak yukarı ve indi. Sağ bacak yukarı indi. Sol bacak yukarı. Nefes alıp beğenmeyi unutmayın. Ve. Tamam mıyız? Tamam, bak ben bir de bunu mesela şöyle yapıyorum. O da çok iyi geliyor. Dirsekte değiliz. Normal el plank'teyiz. Ya dirsekte de oluyor. Sağ kır, sol kır, sağ kır, sol kır. Yani isterseniz burada da yapabilirsiniz. Hani bu da çok iyi çünkü kalça stabilizasyonu da aynı zamanda yapıyor ve anlıyorum. Çok minimal ama çok etkili bir hareket. Gel iki set, iki tane de ondan yapalım. Tamam. Sen düz kolda yap, ben dirsekte de yapayım. Tamam, hadi. Tekiz tekrar çekiyoruz değil mi? Hı hı, aynen. Tamam. Ben düzdeyim, can dirsekte. Plank pozisyondayız. Aynen. Dümdüz her şeyimiz. Karınlar kilitli. Sadece sağ diz kır, düzel. Sol diz kır ve. Bir ve iki. Ve stabilizasyonu koru, kalça oynamasın. Ve devam. Son iki. Ve son bir. Ve
Dizleri koy. Can şöyle bir uzatalım. Uzağa. Evet. Ve kalk. Okey. Evet. Hayır. Şimdi evde çalışırken bir karın hareketini işte bir 25 dakika yapıp sonra durup sonra tekrar yapmak yerine birazcık kardiyoya dönüştürmek için 3 farklı hareketi birbiri sırasına koyuyorum ve saçlarımı da biraz küçültüyorum. Doğal olarak daha uzun süre hareket edip ve karın bölgesinin çok daha fazla bölgesini çalıştığım için onunla ilgili bir örnek vereceğim. Tamam. Bunun için sehpa kullanıyorum. Bilirsiniz. Bir tanesi de lastikle. Hı hı. İlki klasikimiz açılıp kapanma hareketi. Hı hı. Bunda boyun kesinlikle ne aşağıda ne de üstte. Sehpadan destek alıp dizlerim açılıyorum, kapatıyorum. 2, 3, 4, biz de aynı şekilde bunu bu şekilde yapabiliyoruz. Evet. 11. 10. Ve buradan direkt masa iniyorum. Evet. Ve kalçamı olduğu bir yerden tavana doğru yolluyum. Alıyorum. Ve 3. 4. Evet. 6. 7. Okey. Sonra lastiği aldık. Lastiğimiz yoksa da şunu mu yapacağız? Lastik varsa lastikle, lastik yoksa sadece bu şekilde yapabilirsiniz. Ama lütfen arkaya değil, öne değil. Mümkün olunca yanlara doğru, hatta hafif bile öne doğru olabilir çalışırken. Eğer küçük ağırlıklarınız varsa onlarla da yapabilirsiniz. Can galiba sesin gitti ya. Beni duyabiliyor musun? Seni duyamıyorum. Can. Sesi kesildi sesin. Duyamıyorum seni. Ama güzeldi yani. İki set üst üste. Şimdi tamam. Bir arkadaşlar kapatın. Sen kapa tekrar ara beni. Ben durayım. Sen ara beni. Tamam. Evet. Pardon arkadaşlar. Kestik ama dersi. Can'ı duyamadım çünkü. Bakalım. Tamam. Evet. Ses mi gitti? Ses gitti ve galiba görüntün gitti. Duyuyor musun beni? Evet, şu anda duyuyorum ama geç geliyor şu anda da. Bir daha ses ver. Konuş. Evet, duyuyor musun? Duyuyor musun beni geç şu anda? Geç geliyor. Hayır, duymuyorsun. Sen beni duyuyor musun peki? Geç geliyor. Bir daha deneyim. Ben seni gayet net duyuyorum lan. Tamam. Tamam, bir daha deneyeyim. Bir daha deneyelim hadi. Tamam, bir daha deniyoruz. Sağlıklı bir bağlantı yapıp en azından boyun hareketleriyle devam edebilelim. İşte bu da böyle bir sıkıntı oluyor tabii bu bağlantılarda.
Peki şu anda benim nasıl durum arkadaşlar? Görüntü gitti. Evet, gelecek inşallah. Tamam, çok teşekkürler. Ececiğim merhaba. Canım çok sevgiler herkese. Şimdi Can'ı tekrar Can'la bağlantı kurmayı deniyorum. Evet, hoş geldin. Daha iyi galiba. Arada bir donmuşsun, ses gitmiş falan. Herhalde internetle alakalı. Konuş. Evet, şu anda da sen bende geç geliyorsun. Can. Boyun hareketleriyle devam edelim. Tamam, siz beni görüyor musunuz peki? Biz seni görüyoruz. Ama yine donuyorsun. Ha, bayağı geç gelin. Peki. Dondu şu anda yine. Bakalım. Hiçbir şey duymuyorum. Şöyle yapacağım. Ben kapatıyorum. Arkadaşlar, affedersiniz, teknik nedenlerden dolayı bir canlı yayını ara veriyorum. Hemen tekrar bağlanacağım. Teşekkürler. Bunu da söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi yani. Teknik nedenlerden dolayı. Tekrardan selamlar herkese. Teşekkürler. Yani gerçekten bunu düşünmemiştim hiç. Böyle bir şey söyleyeceğim. Teknik nedenlerden dolayı yayınımıza ara veriyoruz. Okey, bakalım. Can. Gelecek bakalım. Tamam. Oldu mu şimdi? Başaramadık yine. Evet, ne durumdayım? Sen dondun yine ya Can. Yani internet böyle şey yuvarlak gözüküyorsun. Heh. Sesin yok. Bir şey diyeceğim. Acaba kulaklık falan mı taksak diyeceğim ama onunla da alakalı değil. Can yine ayrıldı. Bugün dersimiz bu şekilde olacak galiba. Son birkaç hareket daha yapıp çok isterdim ama bulanık, evet. Pardon arkadaşlar, anlayışınız için teşekkürler. Kalpler yayını dondurabiliyor. Evet, çok teşekkürler o güzel kalpleriniz için. Onları biraz yapmasak belki onların da etkisi olabiliyormuş yayın için. Tamam, şimdi bakıyorum. Ben yorumları kapatacağım tekrardan. Kalplere basmasanız arkadaşlar lütfen. Çok teşekkürler o güzel kalpleriniz için. Kalpleri bir kapatayım Can. Yorumlara da bir... Ha, kalpleri kapatamıyorum ama değil mi? Tamam, şimdi iyiyiz. Çok iyi şu anda. Oldu mu? Oldu. Hadi devam. Hayır, şunu söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Teknik nedenlerden dolayı canlı yayınımıza ara veriyoruz. İlk defa bende bu. Yani bu kadar teknik problemi ilk defa senle yaşadık. Evet, ben çünkü köyde olduğum için olabilir. Evet, evet. Köye selam, sevgi ya. Güzel gemişlik. Evet, boyun hareketlerini işte. Evet, baş boyun hareketlerini yapalım. Böyle sen hani boyun fıtığı için hani çok fazla okumaktan ve telefona bakmaktan güzel boynumuzun hasar gördüğüyle alakalı ve
acı, yani farkında olmadan gerçekten inanılmaz bir yanlış çalıştırıyoruz omuzumuzu, sırtımızı, boynumuzu. Onunla alakalı itme ve germe hareketlerini yaparsak harika olur. Esasında çok basit hareketler esasında ama çok da etkili hareketler. Bunlardan bir tanesi esasında hareket bile değil ama katlı bir baskı uygulayarak boyun kaslarını uyarmak ve güçlendirmekle alakalı. Bunu önden, yandan ve arkadan olarak yapıyoruz. Elimizle boynumda, yani kafamıza bir baskıda bulunuyoruz. Bunu yan göstereceğim. Hı hı. Elimle karşıdan baskı yapıyorum ve şu anda başımla elime karşı bir baskıda bulunuyorum. Ama siz tabii bunu oradan göremiyorsunuz, hissetmeniz lazım. İki taraf birbirine karşı bir basınç uyguluyor. Bunu yaparken evet, boynum kesinlikle geriye doğru gitmiyor, ileriye doğru gitmiyor. Olduğu yerde kalıyor. Hı hı. Ve bunu ileriye 4 sayı sayarak 1, 2, 3, 4 ve aynı şekilde yandan aynısını yapıyorum. Ve bir, bu sefer yana ettirmeye çalışıyoruz elimizi. 3, evet. 4. Aha. Arkadan da aynı baskıyı yapıyorum. Yine yan döneyim. Aha. Arkadan da baskı arkaya doğru itiyorum. Ve 1, 2, 3, 4. Bu benim en sevdiğim. Bunu aynı şekilde. Aha. Öbür tarafa. Elle de olabilir. Hı hı. Bu arada. Önden yapıyorum tekrar. Ve 1, 2, 3, 4. Ve soldan 1, 2, 3, 4. Ve arkaya aldım. Ve 1, 2, 3, 4. Hı hı. Aynen. Bunu 8 tekrar şeklinde sabah uyandığınızda ve akşam yatmadan tekrar yapabilirsiniz. İkincisi aynı bu streçler yan. Hı hı. Diğer taraf. Nefes al. Verirken. Başınızı çekmeyin. Hı hı. Ağırlığında bırakın. Kendi ağırlığıyla inçinde. Şurada hissedeceğiniz gerginlik zaten iptalde olacak. Hı hı. Çapraz yaptıklarım, yani öne bakarken çapraza dönüp ensemden alıp indirdiğiniz zaman. Hı hı. Bu da daha çok sırt bölgesi ve kürek kemiği ile boy omurilik arasındaki yeri açıyor daha çok. Yani gün içerisinde telefona böyle bakmaktan, sürekli böyle televizyon izlemekten bayağı rahatlatır diye düşünüyorum. Bir de şey çok rahatlatıyor beni, bir şey alıp hani havlu olur, işte eşofman olur, lastik olur, hani her ne varsa. Ama çok dikkatli bir şekilde, mümkün olduğu kadar açarak, yani kendinizi incitmeden, hani gidebildiği yere kadar gidip biraz belki orada beklemek, sonra daha da açarak oradan belki arkaya doğru çevirmek ama çok dikkatli ve sonra tekrar geri gelmek. Aynen. Kendi sınırlarınız için de tabii ki lütfen onun ayarını iyi yapın, yani lastiği istediğiniz kadar geniş tutabilirsiniz. Bir daha. Lastik de şahane. Evet, çünkü esneme payı daha yüksek olduğu için. Aynen. Oh, evet, aynen. Bu benim olmazsa olmaz hareketim yani. Sabah akşam bunu yapıyorum ben. Çünkü benim de boynumda ve sırtımda problem olduğu için. Evet, özellikle şu dönemde bunu sabah akşam esasında yapıyor olmak lazım ve omurgayı bir şekilde rahatlatıyor olmak lazım. Hı hı. Hareket. İleride daha sonra daha güzel günler gördüğümüzde bize kötü şeyler yaşatmasın diye düşünüyorum. Hı hı, katılıyorum. Vermemi ister misin biraz? Evet evet, çok güzel olur. Birkaç hareket gösterir misin TRX ile ilgili? Biz de sen çalışırken o sırada gösterirken evet, başka hareket de göstereyim ben de. Şimdi önce şeyi tanıt, TRX'i tanıt bize. Can, biraz eğebilirsin şeyi, telefonunu.
Biraz aşağı doğru eğmen lazım. Geldim. Tamam. Yeri de görelim yani. Evet. Aha, daha iyi. Arkadaş, gereksiz çok basit bir sistem. Esasında iki ilk ve iki ellikten oluşuyor. Birinden bağımsız bir şekilde o ilkler uzuyorlar ve aynı zamanda kısalıyorlar. Kurulumu çok kolay. Bunu burada benim gibi bir sistemi olmayan biri de evde kapısına takabiliyor. Böyle bir aparatı da var ayrıca. İnternetten dediyse çok pahalı bir şey değil. Aslında pahalı bir şey de değil. Ağırlığınızla vücudunuzdaki her çalıştırabilecek çok basit bir mekanizma esasında. Buradaki hareketleri şimdi de göstereyim. Önemli olan şey şu. İlk baştaki pozisyon tavsiye çıkmıyor. Gözükte boynumuz hiçbir zaman aşağı yapışmıyor. Yukarıya doğru kendini basmıyor. Omuzlarımız yukarıya kalkıp çok fazla aşağıya doğru basmıyor. İmza deliğini çalıştırmak için ona yoğun. Bir sırt hareketi gösteriyorum. Gördüğünüz gibi burada her şey dümdüz. Sadece kolum ve sırt kaslarım çalışacak. Buradan kendimi yukarıya alıyorum ve ellerimi göğüs kenarlarıma doğru yapıştırıyorum. Bir. Çok güzel. İki. Üç. Bu düzlüğü bozmuyoruz. Bunu aynı şekilde arka omuz ve kol elleri yan tutup aynı şekilde omuzlarıma doğru çekiyorum. Yine dümdüz vücudum. Aynı şekilde pozisyonda ön kol yani bicepslerimizi görüyoruz. Burada da aynı açıda sadece kollarım kendini yukarı yapıyor. Vücudumda hiçbir şekilde kalçamdan bir çalıp atmaya çalışmıyorum. Böyle şeyler olabiliyor mesela. Şu an gibi. Ama dümdüz. Arka kol çalışmak istediğimde ellikleri birleştiriyoruz. Dirseklerimiz kafamıza yapışık vaziyette duruyor. Sadece yine dirsekler olan kısım çalışıyor. Burada. Vücudu bozulmuyor. Dediğim gibi bunları uzatan senin zorlar Biz de şöyle bir şey yapmayacağım yapabiliriz. Yani gibi. evinizde eğer TRX yoksa ve bu tarz çalışmalar yapmak isterseniz mat yerine mesela duvara dayanıp şu anda duvarım benim şöyle ama size hani duvar burası ise duvara dayanıp mesela beklemek ya da elinizle duvara doğru çekmek ya da duvara doğru oturup sadece bacak kaslarınızı, quadricepslerinizi, dizlere bağlı olan kasları kuvvetlendirmek için uzun süre oturmak yani evinizde eğer herhangi bir şeyiniz yoksa var olan elinizdeki imkanlarla da bu tarz çalışmalar yapıyor olabilirsiniz. Bununla ilgili de ayrıca bir video hazırlamayı düşünüyorum. Bunlar ağırlık seviyesinde vücudunuzun ağırlığını kullanıyorsunuz doğal olarak. Ne kadar aşağı inerseniz dans hareketin güç harcamamız gereken güç o kadar artıyor. Bu hareketi burada yapıyorum şu anda. Şimdi buraya iniyorum. Daha da zorlaşıyor. Tabii. Daha da bir şansınız var. Tabii, değişik Şimdi açılarda. burada çalışıyorum. Bu tamamen sizin tempolojide ve güç de bağlı esasında. Aynı şekilde streç de yapabiliyoruz bunda. Ve bacak da çalışabiliyoruz. Olduğunuz yerde normal squat yaparken
bize bir konfor sağlıyor. Aynı pozisyona iniyoruz. Orada ve bunu aynı zamanda yandara. Can, sen aynı zamanda kitesurf da yapıyordun. Onun için de güzel bir çalışma. Yine her yerin çalışıyor kitesurf, surf'ü tutarken ki güç belki, değil mi? Hani çok benzeşmiyor mu şeyler metot olarak? Aynı mantık aslında. Aynı mantık ama kitesurf'de gittiği zaman barı çekmemek gerekiyor. Windsurf'de olduğu gibi. Rüzgara bırakıyorsun kendini, evet, yani. Tamamen çekerek çalışıyorsun. Aynen. Bu da böyle bir şey. Çok iyi. Sen de zaten her gün çalışıyorsun bir şekilde. Kendini, antrenmanlarını yapıyorsun. Evet. Yani bir gün bir antrenmanları yapıyorum. Ağırlık çalışma. Yani kendi vücudumun ağırlığıyla. Diğer bir gün tamamıyla kardiyo yapmayı ayırıyorum. Burada tabii bir avantaj var işte. Bir gün öyle, bir gün öyle. Çok da aşırı yormamak gerekiyor. Tabii. Bir yandan bu tip şeyler acıktıran şeylerdi. Şu anda çok fazla performans aynı zamanda yemeği de getiriyor. Ona da dikkat tabii lazım gibi. Aynen öyle. Can, çok iyi oldu seni görmek. Çok teşekkürler paylaştığın için. Yine gitti sesim. Duymuyorum şu anda. Yine duymuyorum. Gitti şu anda. Neyse, denedik gördük Can. Okey. Arkadaşlar, bugünkü kısa ama verimli olduğunu düşündüğümüz dersimizi sevgili Can Tınalı ile yaptık. Belki son sözlerini söylemek ister ve bağlanır diye düşünüyorum. Evet, bakalım, bir defa daha deniyoruz. Ve bu sefer de başarırsak... Bakalım. Kaydı olacak. Evet. Geldi. Ses. Çek. Maalesef ben birazcık duyuyor musun? Parça parça geliyor. Gitti şu anda. Anladım, peki. Ama yine gitti. Yani yapacak bir şey yok. Tamam, ne yapalım? Aynen. Çok öpüyorum Can'cığım. İyi bak kendine. Teşekkürler. Arkadaşlar, Can'la ne yazık ki bağlantımızı sağlam kuramadık ama olsun. Yine de bir beraber bir takım hareketler üzerinden kısa ama verimli bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Tabii ki bu tarz hareketleri, sürekliliği ve setleri daha uzun tutarak, mesela 10 tane yapıp 3 setten 10 tane gibi şeyler, kombinasyonlar yapılabilir. Eğer elinizde, evinizde herhangi bir obje yoksa, yani çalışacak, var olanlarla ne yapabiliriz diye bir video da hazırlamak istiyorum. Onu da YouTube'da paylaşmak istiyorum. Yani duvarı kullanarak, yeri kullanarak ne şekilde bedenimizdeki kas gruplarını çalıştırabiliriz? Çok çok güzel hareketler var. Hem yoganın hem pilatesin, farklı metotların buluştuğu bir yine ders hazırlamak ve paylaşmak çok istiyorum önümüzdeki günlerde. Çok çok teşekkür ediyorum güzel dilekleriniz için. Saat 2'de point dersimiz var. Bugün Almila ile alacağız. Saat 2 için ben de şimdi hazırlanayım. Point dersinde, point dersi yapacak olan
arkadaşlarla görüşmek üzere diliyorum. İyi bakın kendinize. Teşekkürler. Hoşçakalın. Teşekkürler.